en son? Elektrik yok değil mi şimdi burada? Yok yok. Oradan buraya gelmiş herhalde. Parçalamak yani garanti işini kendini garantiye almak için buradan aşağıya dereye kadar götürüp orada parçalayıp yiyor. Geçen akşam bir hafta kadar öncesinde Karabük'ün içerisinde gezen ayıları görünce ister istemez ayıların ilk tercih edeceği yer Aralık olduğu için hemen aklıma geldi. Sabahleyin direkt aralığıma geldim, baktım kovanların dağıldığını, parçalandığını görünce artık arka arkaya geri geldiğini biliyorum. Duymuştum arkadaşlardan tekrar tekrar ziyaret edeceğini. Sonraki akşamlarda bekledik, artık beklemek de fayda etmiyor. Çünkü aralıktan çıkarıyoruz, 10 dakika sonra tekrar aralığa giriyor. 7-8 tane kovanımızı parçaladı. Artık biz de hani yaylalara gezginci olarak gittiğimiz için orada elektrikli ayı çiti kullanıyoruz. Burada şehir merkezi olduğu için kullanma gereği duymuyorduk. Artık elektrik çiti yaptık. Şu anda bir daha girmedi. Ayı da zaten kameradan bir bakalım diye açtım. Mesaj gelmişti. Bir baktık ayıyı gördük. Ayıyı görünce tabii oradan bağırıp çağırıyoruz ama bizi dinlemiyor. Artık aralığa kadar gelmek zorunda kaldık. Yani hayvanlar da artık aç kaldığı için şehirlere, işte çöplere, aralıklara girmeye başladılar maalesef. 237 kovanım var. 100 küsür de anarı kovanı. Anarı işiyle uğraşıyorum. Anarı zaten parçaladıkların çoğunluğu anarı kutuları. Yani şuradaki kovanımızı, yani şu kovanı parçalamış. Kovan çıtasıyla beraber yere düşüyor. Çıtayı balı alamayınca ben gelmiştim. Baktım burada kovanları görünce arıları tekrar yerine yerleştirdim. Kulübeme geçtim. Bir 15 dakika geçmedi. Köpek tekrar çokmaya başlayınca çıktım dışarı. Aynı kovanı bu kez burada yiyemeyeceğini anlayınca buradan aşağıya dereye kadar indirdi. Derede yedi maalesef. Zararımız, yani şu kovanın sıfırı boş hali 500 lira. Yani içindeki arıyı da hesaplarsanız o baharda o arı en aşağı 3000 lira. Kaç yani kovan gitti? 7-8 kovan gitti. 8 tane kovanımızı parçaladı yani. Yani 24 bin lira yakın, 25 bin lira yakın bir mal. Yani Allah'tan hani sigorta yaptırmıştık. Eksper geldi baktı. Yani böyle bir şey düşünmediydik ama yaptırdığımız iyi olmuş aslında, yaptırmak lazım.